kelime anlamıyla okunan denmesine bakmayın. Normalde maalesef insanlarımız okumasını sevmeyen bir ülke. Evet, okuma oranı şimdi, düşük biraz. Kur'an-ı Kerim'de Alak Suresi diye bir sure var Suher Hanım. Alak Suresinin ilk girişinde Allah'ın Kur'an'daki ilk emri ikra'dır, okudur. Bakın programımızın adı Kitap Telvesi. Evet. Burada yüzlerce ışıl ışıl kitap var ama hiçbir oku diye başlamıyor. Yani ilahi kitabın ve diğer bütün ilahi kitapların ilk emri okudur. Ve oku ama çok önemli bir şey var. Okumaya verilen anlam da çok önemli. Yaratan Rabbinin adıyla oku diyor. Aslında insanı yaratmasındaki asıl amaç insanın okumasını sağlamak. Ve yaratılanları okumak. Bütün yaratılan her şeyi okumak. Düşünün Kur'an'ın ilk indiği dönemde vahiy muhataplarına ikra, oku diye bir emir geldi. Neyi okuyacak ki? Elde bir metin yok ki. O yüzden buradaki emir yerleri, gökleri, galaksileri, gezegenleri, güneşi, ayı, yıldızları okumaktır. İnsanın kendisini okumasıdır. O yüzden Kur'an hep ufuklara ayetler atar. Nasıl atıyor? Mesela Fussilet suresinin 53. ayetinde Yüce Allah mealen diyor ki biz onlara kendi nefislerinde ve ufuklarda ayetlerimizi göstereceğiz ki Rabbinin hak olduğunu bilsinler. Şahit olarak Allah yetmez mi diyor. Bakın bu bütün insanlığa bir meydan okumadır. Allah ayeti mealinde şunu anlatmaya çalışıyor. Bana ulaşmak istiyorsanız ufuklara yönelin. Yani şu an kainatın nizamına, düzenine baktığımızda nasıl bir Allah olduğuna bizi götürecektir. Şu an bilimin geldiği nokta da buradır. Bilimin geldiği nokta da buradır. Bakın bilim insanları yıllar öncesinde evrenin yani bir yaratıcının olmadığını söylüyorlardı. Ama şu an bilimin gelmiş olduğu nokta evrenin bu kadar karmaşık bir komplekse sahip olduğunu anladılar ve bunun ancak bir yaratıcı tarafından okunduğunu ve bizim de öyle okumamız gerektiğini söylüyorlar. Dolayısıyla oku kavramı gerçekten önemlidir. Bir de Allah Alak suresinde yani oku Allah yaradan Rabbin adıyla oku kelimesinden sonra ilginç bir ibare daha kullanıyor. Senin Rabbin cömerttir, insana bilmediğini öğretti. Rabbin kalemle yazmayı da öğretti. Sadece okumak da yetmiyor. Okuduğunu insanlara ileteceksin, kayıt altına alacaksın. İnsanlığın faydasına sunacaksın. Ve eğer bunu yapmazsan, ayetin devamında diyor ki insan azar diyor. Alak suresini okuyorum. Niye azar? Okumadığı için, ben bana yeterim dediği için. Yani okumayan insan cahillik yapar. Cahilliğin de eyleme geçişinden daha korkunç bir şey yoktur Sayın Hanım.